salak herif. Sabah bir kadınla birlikteydi gözüm abla. Düşünebiliyor musun? Hem de benim yatağımda. Ah! Besme abla. Yani herkesten, hatta Recai Kutan'dan bile böyle bir şey beklenir ama Mazhar'dan asla, hayret. Hmm. Utanmazdan para, bir de bana yok benim hiçbir şeyden haberim yok diye yalan söylüyor. Ay Ruhsar'cığım, bu işin içinde bir bit yeniği var. Gerçi erkek milletine güven olmaz. Hmm. Ah bak, ben sağken kocam bana karıcığım sen ölürsen ben yaşayamam derdi ama bak şimdi domuz gibi yaşıyor. Erkek milleti işte, güven olmaz. Kanka, Önder Bey'in bugün aldığı karara ne diyorsun? Evlenecek misin? Bu saçmalama, insan öyle bir sebepten dolayı evlenir mi? Hı. Önder Bey kafasını bir yere vurdu herhalde. Merak etme, yarın normale döner. Canım evet, yani doğru ama ben yine de belli olmaz yani. Bakarsın hani evlenebiliriz yani, hani böyle işte yakınımızda olan biriyle falan, değil mi? Canım öyle bir mecburiyet olursa ne yapacaksın? Kör tuttuğunu... Pardon? Sevmek zorunda. Valide Sultan geldi. Minik kuşum, neredesin? Mazhar Bey de buradaymış. Salak. Zaten burası abimin evi. Esas Müfit Beyler buradaymış. Müfit Bey kalkacaktı herhalde. Öyle değil mi Müfit Bey? Evet. Ben de kalkıyormuşum zaten. Gideyim bari ben. Hoşça kalın. Hoşça kal. Görüşürüz menkıbem teyze. Güle güle. Güle güle. Afiyet olsun Mazhar Bey. Sağ olun. Yemeğin üstüne geldiğime göre kaynanan beni seviyormuş, öyle değil mi? Vallahi yemeğin üstüne sen mideme ağırlık yaparsın Reyhancığım, almayayım yani. Menkıbe Hanım teyze, beni seviyorsunuz öyle değil mi? Ay kızım sus, sus. Ayazda kalmış mezarlık iti gibi. Çan 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 çan. Ay uluma, sus. Hayırdır bu gece vakti gelmenizi neye borçluyum acaba? Hiç. Öylesine yani. Hani gezintiye çıkmıştık da bir uğrayalım dedik. Belki evlenmek istersin filan da kız bulamazsın değil mi ya? İnce düşüncenize teşekkür ederim. Ama bu saatte canım ancak boza ister. Boza. O halde bir daha benim yerime boza getirin Mazhar Bey'e. Ay fesübhanallah. Ay sus be kızım sus. Sus. Dır 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 dır. Kafam tuttu vallahi. Sus. Bunlar yine mi burada? Ruhum. Hoş geldin aşkım. Bırak, ben senin aşkın falan değilim. Sen git sabahki o şıllığa aşkım de. Ruhsar'cığım bunu burada konuşmayalım ya. Burada değil zaten, bundan sonra seni hiçbir yerde konuşmayacağım. Tamam gel mutfağa. Bırak. Gel. Mutfağıma gel. Söylediklerimi dinle, ondan sonra karar ver. Göreceksin bak ne kadar haklıyım, gel. Ruhsar'cığım inan bana, o sabahki kadını kesinlikle tanımıyorum. Hatta yatağa tek başıma girdiğime de eminim. Peki o yataktaki kadın kimdi o zaman? Tabii bilmiyorum. Kimdi? Bilsem söylerim, bilmiyorum ama yatakta beni iki tane pala bıyıklı adamla yatarken görürsen bile inan, bir kadınla yattığına asla inanma. Ha. İyi, gözlerime değil kalbime inanıyorum o zaman. Biliyorum İyi, tamam zaten. İnandım. Biliyorum. Tamam. Aşkımsın sen benim. Peki o zaman o yatağındaki kadın oraya nasıl girdi? Bana bak, öbür tarafa gideceğim, hepsini araştıracağım ha. Araştır. Araştır benim araştırmacı ruhlu ruhum. Araştır. Arena'dan yardım iste. Taksınlar cizliyi, kamerayı. Araştıracağım. Güle güle. Hiç tutmadı o adamı. Yemeğin de olsaydı. Allah Allah. Evet sevgili aile efradım. Az önce de söylemiş olduğum gibi bu gece evlenmeyi hiç mi hiç düşünmüyorum. Evlenmek istemediğine göre demek ki medyum Fatma Efendi'den kiraladığımız ruhun pek bir faydası olmamış. Diyorsun. Diyoruz. Evet. Abim yine aynı abim. Oo. Gelin adayımız ve damat adayımız bir aradalar. Hazır bir aradalarken televizyonu izlemelerinde fayda var. Açalım haberleri. Merhaba sayın seyirciler. Tekrar beraberiz. Bugünkü haber turumuzun ilk durağı az önce elimize ulaşan hükümetin aldığı ilginç bir kararla ilgili. Evet, hükümet aldığı bir kararla 3 gün sonra evlenme yasağı başlatıyor. Yani 3 gün sonra 30 yıl süreyle artık evlenmek yasak. Anlamayanlar için söylüyorum. Başka bir deyişle 3 gün içinde evlenen evlendi, evlenemeyen 30 yıl bekar gezecek.
Evet sayın seyirciler, ilginç fakat elimize geçen haber bu. Hoppala, hükümet kafayı yedi galiba. Önce Önder Bey, sonra Bakanlar Kurulu. Bu işte bir tuhaflık var ya. Allah Allah. Ay benim kuşum, kendi kulaklarınla duydun işte. Eğer 3 gün içinde evlenmezsen bir daha 30 yıl boyunca evlenemeyeceksin. Ay lütfen abi, beni de düşün. Beni de düşünün Mazhar Bey, beni de düşünün. Abi, 30 sene sonra bizim gerçek yatağımız ancak bir tane ranza olabilir. Üst katta ben yatarım, alt katta. Ya durun durun, sakin olun, sakin olun canım, olur mu? Sakin olalım canım. Ya olur mu böyle saçma bir şey? Bu kamera şakasıdır bu ya. Aman evladım, ne kamerası ne şakası. Böyle şaka mı olurmuş? Yani hükümet karar almış işte. Hadi bakalım Menkıbe Hanım. Bundan sonrası sizin ısrarlarınıza kalmış. Oğlunuz Mazhar'dan evlenmesini ısrarla isteyiniz. Bak minik kuşum, 30 yıl sonra bana mürüvvet göstermek için kemiklerimi bile bulamazsın. Şu 3 gün içinde hemen evlenmeni istiyorum. Aa, hayır, olmaz. 2 gün içinde evlensin, son bir günde sıradakilere gelsin. Sen hemen kendini araya sokuşturmasan olmaz değil mi? Edepsiz, terbiyesiz seni. Sus, konuşma. Yine ne oluyor burada be? Bak evlatcığım, ne olursun kırma beni ya işte. Ya en azından beni evlensen. Ya siz şu muhabbete devam edin. Gene soktun kendini. Rusar'cığım hoş geldin. Ya sen yokken burada acayip şeyler oldu. Acayip ne olan nereden çıktı şimdi? Evet, az önce televizyon söyledi. Hükümet açıklama yapmış. 3 gün içinde evlenmezsen 30 yıl boyunca kesinlikle evlenemeyecekmişsin. Evet. Tuhaf değil mi? Evet çok tuhaf. Dur bakalım böyle bir karar alınmış mı şimdi anlarım. Hadi bak ne oldu? Başım mı ağrıyor? Ne oldu? Hayır, böyle bir karar alınmamış. Aa. Sadece sihirle senin televizyonun böyle gösteriyor. Sadece benim televizyonum böyle gösteriyor. Ama nasıl olur? Ben de bilmiyorum ama şimdi düzeltirim aşkım. Hadi düzelt, düzelt. Sayın seyirciler, daha önceki haberlerimizle size hükümetin aldığı ve 3 gün sonra yürürlüğe girecek olan 30 yıllık evlenme yasağıyla ilgili haberimizi sunmuştuk. Az önce elimize gelen yeni bir habere göre aileden sorumlu Devlet Bakanlığı bu yasağı kaldırdı. Bakanlık, isteyen istediği zaman evlensin kardeşim, bize ne açıklaması yaptı. Bu açıklama başta gelinlikçiler olmak üzere nikah şekercilerine, nikah memurlarına, gelin arabası süsleyen çiçekçileri, düğün organizasyonu yapan diş jokeyleri ve bahşiş için yol kesen mini minnacık çocukları oldukça sevindirdi. Hayda, neyse. Buyurun bakalım. Neyse. Yani daha az önce karar almışlardı. Niye değiştirdiler ki şimdi bunu? Evet, Allah Allah. Evet. Niye böyle yapıyorlar? Ne güzel, ben 30 yıl boyunca bir kerecik bile evlenmemiş olacaktım. Şimdi haftada bir kereden yılda 52 kere, 30 yıl boyunca da 1500 kere evlenmemiş olacağım. Hala konuşuyorsun değil mi? Sus! Hala konuşuyorsun. Sus! Ya, ne çenen düştü senin ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruslar cümle.